sosisçi, alabilir miyiz? Ne olur, ne olur. Tabii ki Kayu. Merhabalar. Kaç tane sosisli istiyoruz bakalım Kayu? 1, 2, 3, 4. 4 lütfen. Tabii ki. Hemen geliyor. Evet, sos alır mıydınız? Oh, ben isterim. Lütfen. Elbette. Al bakalım. Bana hardal lütfen Kayu. Ben ketçap alayım. Ketçap. Tamam. Annem için hardal. Rosie için ketçap. Ben de ketçap ve hardal. Ve babam için ketçap. Aferin Kayu. Çok iyi bir sipariş verdin. Sağ olun. Dikkat et Kayu. Acı sosmuş o meğer. Oh, Kayu. Daha dikkatli olmalısın. Gerçekten acıymış. Balon aynı Gilbert. Evet öyle Kayu. Bayağı benziyor. Miau. Ha. Oo. Baba. Ne oldu Kayu? Bak aynı geçit trenindeki gibi. Alabilir miyiz? Lütfen. Peki. Oh. Bu harika değil mi Rosie? İyi geçit töreniydi. Tören. Gilbert'a yeni balonumu göstermeyi bekleyemiyorum. Oh, Kayu. Daha dikkatli olmalısın. Bir, iki, üç kutu kurabiye. Tamam. Daha değil Kayu. Bay Hinkle sana
5 kutu için tam $5 ödedi. Ama sen ona 3 kutu verdin. Evet, bizim hatamız Kayu. Oh, pardon. 3 tane vermiştik. Bu da 4 ve 5. Çok teşekkür ederim Kayu ve Clementine. Sağ olun Bay Hinkle. İyi günler. Vay, daha şimdiden 10 kutu kurabiyeyi satmayı başardık bile. Acaba 20 tane satabilir miyiz? Ya da 30. Ya da 50. Ya da 100. Ne oluyor anne? Niye herkes bağırıyor? Sakin olun çocuklar. Korkacak hiçbir şey yok. Protesto için yürüyorlar. Protesto? Niye? Doğru gitmeyen koşulların değişebilmesi için insanlar toplanırlar. Pankart ve söylemlerle bizi yönetenlere seslerini duyururlar. Niye bu kadar çok bağırıyorlar? Evet, niye üzülmüşler ki? Herkesin dikkatini çekmek istiyorlar. Bu protestonun amacı ırkçılığa karşı koymak. Irkçılık ne? Aa, annem demişti, ırkçılık insanların ten renginden dolayı birbirine kötü davranmasıdır. Değil mi anne? Aynen öyle Clementine. Bakın bir zamanlar ikinizin beraber oynamasına bile izin yoktu. Sadece tenleriniz farklı renk olduğu için. Hakikaten. Evet, ben ve Clementine gibi koyu tenli insanların açık tenli insanlarla aynı yerde olmaları yasaktı. Sen ve biz gibi. Mesela ikiniz beraber yüzemezdiniz. Aynı otobüse binemezdiniz. Aynı restoranda yemek yiyemezdiniz. Ama bu hiç adil değil. İnsanlar da öyle düşündü Kayu. Toplanıp birlik oldular, aynı bu şekilde. Ve bir şeyler değişti ve iyileşti. Artık sen ve Clementine beraber oynayıp aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Oo! Yani protesto iyi bir şey. Evet Clementine. Hala bazıları bizim gibi koyu tenli insanlara kötü davranıyor. O yüzden bu insanlar bir araya gelmişler. Yeter ki insanlar aynı amaç için bir araya gelmeyi başarabilsin, dünyayı değiştirmek mümkün olabiliyor. Aa! Bedava su! Affedersin. Önemli değil. Selam Kayu. Selam Clementine. Selam Jeffrey. Bu kadar şişe suyla ne yapıyorsun? Ailemle birlikte yürüyüşteki insanlara su dağıtıyoruz. Ne kadar güzel. Hey çocuklar, kurabiye işimize dönelim mi? Aa, bazı protestocular acıkmış gibi görünüyor. Onlara kurabiye dağıtsak mı? Oo, evet, lütfen. Bence bu muhteşem bir fikir. Artık bunları dağıtabiliriz. Su, su, bedava su. Kurabiye, kurabiye, bedava kurabiye. Çok seviyorum. Dünyanın en güzel yeri bence. Şimdi yavaş ol Kayu. Senin kaybolmanı istemiyorum, tamam mı? Birbirimizden ayrılmayacağız. Peki anne. Aa bak, orada ceviz kırmaca var. Hadi deneyelim. Ceviz kır.
Evet çocuklar, şimdi arkadaşlarımın okulda bana neden bu ismi verdiğini öğreneceksiniz. Boris, cevizlerin efendisi. Ups. Oh, benim sıram. Başardım. Aferin sana Caillou. Bir ödül kazandın. Hangisini istersin? Kedi Gilbert'a benziyor. Onu alabilir miyim lütfen anne? Al bakalım. Şimdi eminim ki senin attığın kadar iyi atamayacağım. Bayağı profesyoneldi. Gilbert buna çok şaşıracak. Vay, pamuk şeker harika görünüyor. Sen oynarken oyuncağı bana bırak istersen Caillou. Caillou? Pamuk şeker alabilir miyim anne? Oh, hayır. Kayboldum. Anne! Bir şey göremiyorum. Yüksekten bakmalıyım. İşte. Olmadı. Yeteri kadar yüksek değil. Belki... Caillou! Anne! Baba! Dönme dolaba binelim. Yukarıdan belki de Caillou'nun yerini daha kolay görebiliriz. Hiçbir yerde göremiyorum. Neredeler şimdi acaba? Orada gördüm onu. Aynalı koridorun içine girdi. Anne, baba. Caillou, burada mısın? Anne. Anne! Caillou! Caillou! Çok şükür bulduk seni. Neredeydin bakalım? Çok özür dilerim anne. Kaybolmak istemedim. Pamuk şeker arabasını gördüm ve döndüğümde yoktun. Önemi yok Caillou. Seni bulabildik ya. Kendi başına bir daha ayrılmamalısın. Bu çok tehlikeli. Ve eğer bir daha kaybolursan bir polis memuru veya görevli birini bulmalısın. Tamam mı? Bu bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Evet, bence fuarda yeteri kadar heyecan yaşadık bugün için. Hadi bakalım, yavaşça çıkışa ilerleyelim. Çıkışın nerede olduğunu bilen var mı? Şimdi hepimiz kaybolduk. Biliyorum. Şimdi bir polis bulmamız lazım. Değil mi anne? Dinozor müzesini görmek için sabırsızlanıyorum. Evet sınıf, müzedeyken mutlaka seyahat kankanızla olduğunuzdan emin olun. Böylece kimse kaybolmaz. Hey Clementine, müze kankam olmaya hazır mısın? Evet Caillou, girmeden hemen bir annemi göreceğim o kadar. Ama annem burada senin. Yani öbür annem demek istedim. Sen Caillou olmalısın.
Ben Jasmine, Clementine'in annesi. Burada müzede dinozor uzmanı olarak çalışıyorum. Clementine, iki tane mi annen var? Evet öyle. Beraber annelik yapıyoruz Clementine'a ve ikimiz de çok seviyoruz onu. Oo, hey, dinozorlarla mı çalışıyorsunuz? Hey. Evet. Wow. Hadi dinozorculuk oynayalım. Evet sınıf, hazır mısınız? Bu bir dinozor iskeleti. Bunun hangi dinozora ait olduğunu bana biri söyleyebilir mi? Bir tiranozor, bir brontozor ya da bir stegosaurus. Tiranozor? Doğru cevap Caillou. Aferin sana Caillou. Hey Rexy, çok memnun oldum. Lütfen dokunma ama Caillou. Neden ama? Milyonlarca yıllık bu dinozor kemikleri o yüzden çok çabuk kırılabilirler. Milyonlarca? Çok uzun zaman önce. Wow, yani bu kemikler babamdan daha mı yaşlı? O Caillou, evet. Babandan bile daha yaşlı. Mağara adamları çok çok eskiden bu şekilde giyiniyorlardı. Tişört veya ayakkabı yok, görüyor musunuz? Onlar hayvan kürkü ve bitkilerle giyinirlermiş. Wow! Caillou. Caillou, gel buraya ve buna bak. Bu da gelmiş geçmiş en büyük dinozorun ayak izinin dökümü. Bu ayak izinin sahibi dev gibi olmalı. Hazırız artık. Jasmine, dinozorlar hiç canlanırlar mı? Geceleri falan? Hayır Caillou. Çok yaratıcı bir fikir ama gerçek hayatta imkansız. İşte bu Caillou. Onun dinozor gibi büyük bir hayal gücü var. Ha!